Endi hozirgi hammani qiziqtirgan savol bugungi kunda odamlarni ichiga jin kirib olyapti. Jin haydaydiganlar demak toifasi paydo bo'ldi. Avval yo'q edi bu. Oxirgi 6-7 yil ichida mana shu gap ko'paydi. Toshkentdan chiqdi, Toshkentda urchidi, ko'paydi. Endi sekin-sekin tarqalib viloyatlarga ham kirib boryapti. Bu masala qanday? Bu masalani juda yaxshilab o'rganib chiqilsa, qadimda faqat Hanbaliylar odamni ichiga jin kiradi deyshgan xolos. Hanbali mazhabga mansub kishilar. Hozirgi kunda shu gapni ko'tarib, mana shu narsa bor deb gapirib, yozib, chizib, videoga olib, telefonga olib ko'rsatayotganlarni asosiy nimalari ham o'sha mazhab, chunki mazhablarida bor. Uni boshqalar eshityapti, lekin bizning mazhablarda, Hanafi mazhabida xususan, Shofiy, Maliki mazhablarining kitoblarida jin odamni ichiga kirib olib, har xil qiliqlarni qiladi. Ha? U qiladi, bu qiladi degan gaplarimiz yo'q ekan. Men qayta-qayta qaradim. Boshqa mazhablarda jin bor. Jin odamni ichiga kiradi demagan, jin odamni chaladi, uradi, tegish qiladi degan gaplar bor. O'zi harfning ichida shuka bor. Falonchini jin chalibdi, jin tegibdi degan gap shu arabcha mas degan so'zdan nima olingan. Qur'onda mas degan gap. Mas degan de qo'limdan tegib qo'yishni aytadi. Jin tegishi bor. Lekin ichiga kirib olishi, ichida gapirishi, uni kimdir quvib chiqishi degan gaplarni mazhablarda yo'q. Hanbali mazhabida kiradi degan. Quvib chiqishini ham ular ham aytmadi. O'sha aliga bular tegdi, chaldi, ha? Falon qildi degan gapni jin urdi deyam deydi ba'zi joylarda. Shuni ular mana shu to'g'risidagi arabcha so'zlarni kirdi desa ham bo'ladi deb aytishgan. Lekin arabcha duhul degan gap yo'q. Qur'onda oyatlarda yo'q. Ularning ijtihodini hammamiz hurmat qilamiz. Mu'tarab mazhabni gapi, lekin bizlarda bu narsa umuman bo'lmagan, yo'q bo'lgan. Jin urush bor, jin chalish bor, jin tegish bor. Bu degani haliqa odamovi bo'lib bo'lgan ibodatda dangasa, o'zi g'alati bo'lib qolgan odamlarni o'sha jin o'ziga nima qilib olgan? O'yinchoq qilib olgan. Ana shu ma'noda tushunish kerak. Ana endi o'sha jin tegmasligi uchun, jinni ta'siriga tushib qolmasligi uchun iymonni baquvvat qilib, ibodatda sobit qadam bo'lish bilan birga kerakli oyatlarni, suralarni o'qib, o'ziga dam solib yurish kerak. Bu hadislarda sobit bo'lgan narsa. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ni Rasululloh akram alayhisolatu vasallam Ramazonda keladigan sadaqalarga ombor qilib qo'ydilar, qorovul. Xurmolarni to'plab maydonga kechasi borib, o'shini qo'rib yotadilar. Yotsalar tirq-tirq qopsa bir sharfa borsa, birov o'sha sadaqani xurmosidan qopiga solyapti. Sharf ushab mahkam, sen o'g'ri endi ko'rasan, ertalab Xudo xolasa Rasulullohning oldiga olib boraman desalar, jon og'ayni, men ayolman, men hojatman, men nochor keldim, bo'lmasa kelmas edim, meni qo'yib yuborgan. İltimos, bolalarimga rahim kelsin, undoq bundoq deb yolvorgan ekan, qo'yib yubordilar. Ertalab bomdaqaga boruvdilar. Ha, Abu Hanifa, kechagi asliring nima qildi dedilar Rasululloh. Abu Hurayra hayron qoldilar, keyin aytib berdilar. Shunaqa ishlar bo'ldi, yolvorildi, qo'yib yubordim. Endi kelmayman dedi. Dekoratsiya yana keladi dedilar. Ertasiga yana keldi, yana qo'lga tushdi, yana avvalgi suhbat bo'ldi. Yana qo'yib, yana ertasiga boruvdi, yana Rasululloh so'radilar, yana haligi gaplar bo'lib, 3-chi kuni yana keldi. Kelganda endi bu aytdiki bo'ldi, 3 marta bo'ldi, endi qo'yib yuborish yo'q. Endi ertalab borasan men bilan, qo'yib yubormayman, jazoingni olasan. Davda menga qaradiki, men senga bir ma'rifiy narsa o'rgataman. Keyin senga manfaat beradi. Keyin qo'yib yuborasan, o'rgatib qo'yasan dedi. Ha, davda. Qachon yotyapsang, tursang, oyatini tursang, o'qigin, Allohu la ilaha illalloh, illohum dedi. Shunda dedi, shayton senga tegmaydi. Haligi va'dani berib qo'ygan Abu Hurayra qo'yib yuborib, ertalab boruvdilar, yana Rasululloh so'radi. Nima bo'ldi? Shunaqa bo'ldi. Nima dedi? Shunaqa.
Ayet-el Kürsünü okusun, sen de şeytan cin teymeydi, deyip etti. Doğru etti ama özü yalgancı. Etkeni doğru etti ama özü yalgancı. Üç geceden beri sen de asır çiftetken kim bilesen mi? Onlar yok dedi, şeytan. Yani özleri biledi onlar. Adamlar ne mani okusa tek iş almaydı. Biledi. Yani şimdi okusak Ayet-el Kürsü, bizde çarkul deyimiz, Kafirun Suresi, İhlas Suresi, Kul a'uzu bi rabbil falak, Kul a'uzu bi rabbin nas'larını adam okup özüge dem salıp yürüse. Başka ayetlerini hem okup dem salıp yürüse, ana o şey din tekişiden başkalardan korkan buladı. Benden bir şey yaptıradı. Keçkırın yokken de okul yapsın, İttiman Türk'ün de okusun, köşeye çıkken de başka caylarda hem meyirde ana şu nesnelerini kılıp yürüse. Ana şimdi yakışık oladı, hayır bereket oladı. Ana o cinkir vardı, bir vardı, o bu diyetkenler, diyetkenler. Avval haligi gel. Avval yoğudur, 5-6 azizlerimiz varıp, şu Mısır'dakilerden okuş gelip, kılıç oldu, cari oldu. Çünkü ergeşi yaptı da. John yürgenlerde gel yok. Şunu kılamadı, ürüngenlerde bol yaptı. Haligi ayette yaptı. Şunu arkasından şu yaptı. Adamlar bir düşüntür yaptı, SMS kılışı yaptı. Zafis kılıp, adamların telefonlarını köçürüp bir şey yaptı, uzları kılıp, kursak yaptı ama. Kıyandı ki buladı. Lekin hanbaliler hem, başarılar hem, maşınaka kılıp, dinkâşlık kılıç şeriatta var denen yakın ayıkmıyor. Yok. Kirerdi degen ama hani ilaka kimdir dinkâşlık kılıp, ne makaladı, okuydu, okuladı, okuladı degen yap, yok. Yani bunu kesip kıvalışı yok. Arkasından pul takışı yok. Kaçtaca adamların hayalini kettiriş var. Ben özlerine ettim. Hop, ettiler ki, aval şu var mı desem, yok dedi. Kanıcı çıktıysam 6 yıl oldu. Ha, o şu ona falancılar aptekendirken çıktı mı? Çıktı. Neme cevabın yok dedi, bilmiyorum. Keyin, halis ettiler ki, neme ki hadi Müslümanın içine girerdi, oruçların içine girmeyip desem, bilmiyorum. Bunlar yürüyüptü de, arkasından yürüyüptü. İzleş yaptı. Çünkü korunuyor. Bunun için bu nesilde cüda hoşçak barış gerek. Etikadını müstahkem kılış gerek, onaka ihvalarla uçmasızlık gerek, doğru düşünceni veriş gerek, Kur'an'ın esasında akidede buluş gerek, hepsi yaşlı olan. Ana şu manada bir kitapça kıldık, bana şu ayetlerken geldiler, o şu cimbabıdaki laflarının kulasası. İnşallah bu nesillerimiz hepsi yolda çıkıp gitmedi. Allah subhanahu ve ta'ala barca bölümlerimizin manfaatli buluşunu, marifetlerimiz ziyade buluşunu, durmuşlarımız güzel buluşunu, bu cin türlü bulma görüş yaplarını demek cin hakkında tarikatçıdan özü asla Kur'an akidesi, sünnet akidesi esasında bulup hemimiz ulanı yamanlığından, şerriden ve sesesinden saklanıp barışımızda Allah'ın özü.